Evet arkadaşlar, Montessori yatak nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunu tamamen kendim yaptım. Ben biraz da değiştirerek yaptım yatağımızı. Alt kısmında biraz açıklığı fazla bıraktım. Buraya iki gözlü çekmece yapacağım. Onun için ölçülerini biraz değiştirdim. Şu görmüş olduğumuz direkler normalde 1.40, 1 metre 40 santim. Ben onları 1 metre 55 santim yaptım. Aynı zamanda sonradan kapı kısmına açılıp kapanabilen bir kapı yapacağız. Şimdi genel olarak ölçüleri vereyim isterseniz. Şu 4 çıta 1.55, 1 metre 55 santim. Şu köşede, şu köşe ve bu köşe. Yatağın alt kısmındaki şu köşeler 1.90. Şu köşe, şu köşe, şu köşe, bu, bu ve bu. Bunlar 1 metre 90 santim olacak. Yatağımızın şu kısımları 90 santim. Yine aynı şekilde karşısında var. Altta ve onun altında. Bu tarafta da var. 90 santim onlardan. Üsttekiler, çatı kısımları 65 santim. İki taraflı. Bu tarafta da var yine iki taraflı. Ön kapı kısmında şu parçayı 1 metre 33 santim olarak ayarladım. Şöyle göstereyim. Bu altına dediğim gibi iki çekmeceli raf yapmak için şu alt kısımları 15'er santim bir raf rahatlıkla sığacak şekilde. Yatağımıza ekstra koruyucu önlemler olarak şöyle enteşeler var. Onlardan taktım. Yine şurada da var. Şu şekilde. Bunları takınca daha sağlam oluyor yatak. Onun haricinde yatağımızın alt kısmına 8, 9, 10 tane çıta koydum. Köşeleri de çıtaların girebileceği şekilde şu şekilde yaptım. Bu şekilde yatak daha sağlam oldu. Yine yatağımızın ön kısmında şu bölme 1 metre 30 santim. Alt kısmındaki korkuluklar da 48 santim olacak şekilde şunlar. Ben bunları üstten vidalarla tutturdum. Aynı zamanda bunlar için vida kapağı satılıyor. Şu şekilde uzaktan gözükmüyor zaten. Şöyle tam geniş açıdan bir göstereyim. Yatağın tam ölçülerini ve parça sayısını videonun açıklama kısmında belirteceğim. Şu şekilde yatağımız çok güzel oldu. Yatağımızın alt kısmını Sunta'dan şu şekilde ölçülerine göre kestirdik. Gayet de güzel oturdu. Yine çıtaların üstüne kondurduk bunu tabi. Şu şekilde göstereyim.
şekilde yatağımızı da 1.90'a 90 ölçülerinde aldık. Ve gördüğünüz gibi hiç tıkışmadan tamamen içine oturuyor. Alta koymuş olduğumuz sunta'nın görevi yatağın şeklinin bozulmasını önlemek. Şu şekilde. Bunu boyarken Polisan X1 de yanılmıyorsam boyasıyla boyadık. Zararsız. Evet arkadaşlar, Montessori yatağımızın son hali bu. 3 yaş, 4 yaş bizim Ertuğrul Mirza. Onun için gayet ideal. Şimdi ağacımızı herhangi bir çam kerestesi satan bir yerden alabilirsiniz. Bunu aldıktan sonra ölçülerle birlikte doğrama atölyeleri var. Oradan ölçüsüne göre kestiriyoruz. Daha sonra boyamayı yapıyoruz. Zaten bir önceki videomuzda kurulum aşamasını fotoğraflarla detaylı bir şekilde anlattım. Bu bitmiş halini göstereyim diye sizlere gösteriyorum. Detaylara gelecek olursak şöyle vida kısımlarında bunları vidalarken ilk önce ince matkap ucuyla çatlamaması için şu şekilde alıyoruz. Daha sonra kalın bir matkap ucuyla vida içeri girsin diye, şu görüntü olmasın diye hafiften ucundan alıyoruz. Bu şekilde gayet düz bir görüntü oluşuyor. Gelelim yatağın bize maliyetine. Yatağın ağacına 290 lira para verdik. Kestirmesine 100 lira verdik. Boya ve boya malzemelerine 85 lira verdik. İnce zımpara aldık 1 TL. Vidalar var 20 lira. Bir de yatak altı sunta almıştık zaten. O da 75 lira tuttu. Toplamda malzemeler 571 lira. Onun haricinde Bellona'dan yatak aldık. Yatak minderi, ales ve nevresim takımı. Evet arkadaşlar, toplamda minder, ales ve şey 675 lira verdik. Toplam genel yatağın maliyeti 1246 lira. Şu an yatmaya hazır. Gayet de güzel oldu. Duvarlarımızı daha sonradan boyayacağız. Evet arkadaşlar, detayları yine açıklama kısmında yazacağım zaten. Birebir kısımlı olarak da anlatacağım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Mirza, yatağını sevdin mi? Sevdim. Güzel olmuş mu? Baba. Efendim?